İyi günler değerli izleyiciler. Galatasaray'ın yeni transferi Burak Yılmaz şu anda canlı yayınımızda. Kendisiyle kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Burak, hayırlı olsun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sabah sağlık kontrolünden geçtin. Belki bir haftalık prosedürler geri beklemek durumunda kaldın transferin için. Sonrasında da bugün Florya'da ilk antrenmana çıktın. Öncelikle ilk transferinle ilgili duygu ve düşüncelerini alalım. Sonrasında tabii ilk Florya heyecanı. Vallahi burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Çok tarif edilemez bir duygu. Hem çok büyük bir camiaya hem çok büyük bir kulübe geldim. Hem de iyi başarılar kazanmış olarak geldim. İnşallah Trabzonspor'da yakaladığım başarıları burada da yakalarım. Dediğim gibi tarif edilemez çok güzel duygular içerisindeyim. İnşallah bu duygular böyle devam eder. Buraya çok başarılı olmaya geldim. İnşallah Allah bana bunu nasip eder. İlk antrenman sağlık kontrolünden geçtikten sonra Florya'ya geldin. Sarı kırmızı antrenman eşofmanlarını giydin. Takım arkadaşlarından ayrı olarak belki çalıştın ama aynı ortamda Fatih Hoca'nın kontrolünde, önderliğinde de antrenmana çıktın. Herhalde Florya giriş heyecanı ve o sarı kırmızı duyguyu orada daha fazlasıyla hissettin diye düşünüyorum. Ya tabii burada çok samimi, çok değerli arkadaşlarım var. Başta Fatih hocamız var. Sonuçta hep birbirimizi biliyoruz ama yine de ilk gelişim çok heyecanlı oldu, çok güzel oldu. Takımdan ayrı çalıştım ama çok güzel bir ortam var, çok güzel bir arkadaşlık var. Zaten başarının da nasıl, ne şekilde geldiği belli oluyor. Bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah kazanacağımız başarılarda ben de rol almak istiyorum. Dediğim gibi burada olmak çok güzel, çok mutluluk verici. İnşallah bu güzellikler böyle devam edecek. Şimdi güzel soruları sormaya devam edeceğiz fakat mutlaka ki senin söylemek istediğini düşündüğüm bir konu var. Özellikle bu transfer sürecinde seni maalesef bir kısım medya demek gerekiyor herhalde bunu. Herkes değil ama mutlaka ki Trabzonspor'la karşı karşıya getirmeye çalışıldın. Bu konuda mutlaka senin de söylemek istediklerin vardır. Bugüne kadar senin ağzından çok şey yazıldı, çizildi ama herhalde bunlar gerçek değil, öyle değil mi? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki ben hiçbir şekilde hiçbir yere konuşmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Yani benim ağzımdan söylenenlerin hepsi gerçek dışıdır. Kesinlikle bir şey konuşmadım. Eğer Trabzonspor'la ilgili konuşmam gerekiyorsa kesinlikle Trabzonspor'un hakkını ödeyemem. Onlara çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, çok başarılı olduğum bir yerdi. Ama hayatıma bu şekilde devam etmeye karar verdim. Orada çok güzel dostluklarım, çok güzel arkadaşlıklarım, çok güzel başarılarım da oldu. Yakaladığımız bir şampiyonluk vardı. Orada da çok büyük pay sahibi olmuştum. O yüzden dediğim gibi hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatıma bu şekilde devam edeceğim. İnşallah Trabzonspor'da yakaladığım başarıların üstüne çıkarak buradaki futbol hayatıma bu şekilde devam etmek istiyorum. Dediğim gibi Trabzonspor'la alakalı söyleyebileceğim tek şey benim kendilerine teşekkür etmektir. Ne bir sitem, ne bir asi bir davranış bende kesinlikle olmaz. Sadece Trabzonspor'a ve Trabzonspor camiasına çok teşekkür ederim yani. Trabzonspor sende hep özel olarak kalacaktır kuşkusuz. Tabii ki. Çünkü senin gerçekten ciddi anlamda çıkış yaptığın nokta Trabzonspor. Tabii ki bunu ben ve bütün futbol izleyicileri bildiği için ben aksini söyleyemem yani ihanet etmiş olurum. Dediğim gibi Trabzonspor ve Trabzon camiası benim için çok özeldir. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ederim. Basında çıkan bütün haberlerin hepsi de asılsızdır yani. Peki, çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edindim diye bahsettin Trabzonspor'da. Orada edinmiş olduğun arkadaşlıkların bazıları buraya taşınmış oldu aslında. Birçok eski takım arkadaşınla yeniden buluşma şansına sahip oldun. Başta Selçuk olmak üzere Umut, Engin, Ceyhun, bunlarla yeniden bir arada oynayacaksın. Valla biz bu kadro Trabzonspor'da da çok büyük işler başarmıştı 2 sene önce. Şimdi de burada kısmet burada beraber oynamakmış. Onları gördüğüm için çok çok ayrıca mutlu oldum. Onlarla birlikte aynı ortamda ve diğer arkadaşlarım da tabii ki de çok karakterli, çok düzgün ve çok iyi insanlar ve çok da iyi futbolcular. Dediğim gibi bu bizler için bir artı avantaj olacak. Eskiden birbirimizi tanımamız buraya daha çabuk kaynaşmamı sağlayacaktır. O yüzden onları görmek de çok güzeldi. Dediğim gibi beraber yeni bir yola başlayacağız. İnşallah böyle güzel bir şekilde sürecek. Şimdi bugüne kadar belki hiç bahsetmedin. Herkes de çok fazla merak ettiğini düşünüyorum benim gibi. Fiziksel gelişimini, oyundaki, futboldaki gelişimini neye borçlusunuz? Çünkü son yıllarda hem fiziksel anlamda hem koşu anlamında, futbol anlamında çok ciddi bir gelişim içerisindesin. Özellikle Trabzonspor'dan sonra bu şekilde artmaya başladı. Devam eden bir artış var. Bunu neye borçlusun? Özel çalışmalar mı yaptın? Bunu açıklayabilir misin? Tabii özel olarak da çok çalıştım Trabzon'dayken. Ayrıca tabii insanın fizik gelişimi tamamladığı yaşı da geçiyorum. Fizik olarak da oturduğumu düşünüyorum. Futbolu da yavaş yavaş daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum.
Ben oradayken de söylemiştim. Hem değişiyorum hem de gelişiyorum demiştim. Değişimimi ve gelişimimi burada da devam ettirmek istiyorum. Ben gelişmeye ve değişmeye açık bir oyuncuyum. İnşallah Fatih hocamızla birlikte daha da iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Herhalde buradaki en önemli etken mental gelişim olsa gerek. Evet. Mental olarak kendinizi tamamladığınız zaman fiziksel gelişim de Evet. arkasından geliyor diye Evet, düşünüyorum. ben de öyle düşünüyorum. Yani kafa olarak her şeyini futbola verdiğin zaman zaten gerisi de geliyor. Peki, şunu soralım. 2000 yılında biliyorsun Galatasaray çok ciddi bir başarıya ulaşmıştı. UEFA Kupası'nı kazandı, ardından Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Ama bu süreçte tabii ki bundaki en büyük faktör, her ne kadar tabii Hagi Popescu etkeni, Taffarel etkeni gibi etkenler olsa da milli takımın, Türk milli takımın iskeletinin Galatasaray'dan olmasıydı ki 2002'de de biliyorsun 8 ilk 11 oyuncusu milli takımda oynamıştı. Ve bu yılda geçen yıldan itibaren başlayan bir yapılanmayla birlikte Galatasaray milli takımın iskeletini oluşturan kadroya sahip oldu. Bu anlamda da Avrupa'da başarılar herhalde çok uzak değil diye düşünüyoruz. Yani şimdi Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş bir takımın bundan sonraki hedefi tabii ki de Avrupa'da da üstün başarılar elde etmektir. Bunun milli takımda oynayan oyuncuların fazla olması hem yabancı hem Türk olarak bize artı yönde etki edecektir. Ben o seviyede milli takım oyuncularının burada daha fazla olması Avrupa'daki başarımızı %100 etkileyeceğini düşünüyorum. Ama çok genç iyi oyuncular da var. Hepsinin ben çok güzel bir ortamın olduğunu düşünüyorum burada. Hem genci hem yaşlısı hem milli takım oyuncusu hem yeni genç oyuncularıyla. Dediğim gibi başarı için çok güzel bir ortam var. Bunu da yakalayacağımızı düşünüyorum. Şu an fiziksel olarak ne durumdasın? Bir tatil süreci Evet. geçirdin ama tabii ki aktif dinlenme süreci de oldu mutlaka Ya, senin tabii ki için. oldu ama ne kadar da olursa bir aydır yaklaşık bir aydır tatil dönemindeyim ama tabii zaman zaman koşularım oldu. Bugün de iyi ki antrenmanıma çıktım. Arkadaşlarımdan biraz gerideyim. Ama bunu ben yavaş yavaş ekstra idmanlarla atlatacağımı düşünüyorum. İnşallah lige kadar ben de arkadaşlarımı yakalamış olurum. En çok merak edilen konuya girelim. Burak Yılmaz hangi formayı, hangi numarayı giyecek diye herkes çok merak ediyordu. 17 numarayı giyiyordu tabii ama 17 numara Uyfa Luşi'de. Evet. Takımın hakikaten çok önemli bir isim Uyfa Luşi'de. Tabii ki ben 17 numarayı giyiyordum. Burada 18 numarayı giyeceğim. 18 numarayı giymeyi düşünüyorum. Bunun Sanıyorum bir numaranın bir önemi yok senin için, yok öyle mi? benim için çok önemi yok ama eğer 17 olsaydı çok sevinirdim ama tabii ki de o ufolojide de ona da yakışıyor açıkçası. O yüzden burada 18 numarayı giyeceğim. 18 numarada bu hem benim için ayrı da bir özelliği olacak. Ayhan Doğru, abinin doğru. çok yıllarca çok güzel bir şekilde temsil ettiği formayı hem de kendisi de yakın hem abim hem dostum. Onun formasını taşımak istiyorum. İnşallah o da bana uğur getirir. Ayhan'ın bilgisi var mı bunda? Ayhan abinin bilgisi var, evet. Bilgisi var. Evet. Evet, peki. Şimdi yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir Galatasaray var. Ait olduğu yere, özlediği yere geri dönen bir Galatasaray var. Ve şimdiden 40 bin kombine satarak rekor kıran bir Galatasaray var ki arenada sen de maçlar yaptın, birçok kez maça çıktın. Ama yeni sezonda bu forma altında arenanın desteğini arkana alaraktan Şampiyonlar Ligi'nde 55 bine yakın taraftar oynayacaksın. Valla ben Osta'da çoğu kez milli takımda ve rakip olarak Evet. çıkmıştım ve o ambiyansın ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Ne kadar rakip takımlar için zor bir stat olduğunu biliyorum. İnşallah Galatasaray formasıyla ben de taraftarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. O atmosferde o taraftarı arkamıza alarak ben de daha iyi bir futbolla onların vereceği bana güçle daha iyi bir şekilde oynayacağımı düşünüyorum. Geçen sezon koreografileri izleme şansına Evet, sahip oldun herhalde Galatasaray evet çok taraftarının yaptığı. güzeldi. Evet, hepsini izledim. Yani tabii ki de orada futbol oynamak için her şey müsait. Çok güzel bir ambiyans, çok güzel bir atmosfer. Yenilenmiş bir zemin. Yenilenmiş bir zemin. Futbolcu için çok güzel bir ortam. Yani oynamamak için hiçbir neden yok. İnşallah dediğim gibi o formayla oraya çıkmak için çok sabırsız deniyorum ben de. Peki son olarak şunu soracağım. Fatih Terim'le çalışmak diye bu şekilde sorayım. Fatih Hocam beni ilk A milli takıma çağırmıştı. Kendisi o zaman 19 yaşındaydı ve beni ikincilikten almıştı. Onunla çalışmak tabii ki de ayrı bir mutluluk, ayrı bir şeref. İnşallah bana katacağı çok şey var. Onunla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Ayrıca buradan transferim DM'ye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi zor ve sıkıntılı bir transfer oldu ama ben ne kendimi ne de bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Şimdi Twitter'dan da birçok soru geldi. Tabii hepsini sormaya kalksak şimdi vakit yetmez buna ama bir iki tanesini sadece içinden seçmeye çalışacağım. Ben Galatasaray taraftarı gönderdiği sorulardan. Trabzonspor'dayken tek forvet oynuyordunuz. Dolayısıyla takımın tüm yükünü siz çekiyordunuz. Burada
zaman zaman belki de çoğunlukla, tabii Fatih hocamız çok daha iyi bilecektir ama çift forvet olacak gibi bir görüntü var. Takım içerisinde çok sayıda forvet oyuncusu da var ve hepsi kendini ispatlamış milli oyuncular. Ne söylemek istersin? Burada çok çok iyi oyuncular var. Yani ben onlarla aynı ortamda bulunmak da benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü onlardan öğreneceğim çok şey var. Tatlı da bir forma rekabeti olacak. Ben de bu rekabete hazırım. Dediğim gibi burada çok iyi oyuncular olması birbirimizi geliştirmemizi ve birbirimizi daha iyi oynamamızı sağlayacaktır. Forvet olayına gelince tek forvet, çift forvet benim için hiçbir şekilde fark etmez. Ona Fatih hocamız karar verir. Beni nerede düşünürse, nerede oynatırsa elimden gelen en iyisini yaparım. En büyük avantajın herhalde Selçuk İnan olacak, Evet, öyle değil mi? Selçuk'la hem arkadaşlığımız hem futbol saha içindeki arkadaşlığımız çok üst düzeyde. Kendisi benim arkadaşlarım, öte kardeşim gibi. Beni çok iyi tanıyor. Onunla birlikte aynı sahada oynamak beni daha da rahatlatacaktır. Çünkü beni çok iyi tanıyan bir insan. O yüzden ayrıca bir mutluyum yani. Peki bireysel olarak hedeflerine baktığımızda ne söylemek istersin? Yani bu konuda ilerisi için, çünkü uzun bir vadeli kontrat imzaladın ve Evet. Galatasaray'ın da orta vadede hakikaten ciddi hedefleri var. Ve bu adımda, bu yolda adım adım ilerliyor şu anda yaptığı yatırımlarla birlikte. Ben geçen sene gol kralı oldum. Attığım gol sayısı da çok üst düzeydeydi. Ama buraya geldiğim zaman tabii ki de bireysel olarak hedefim yine çok gol atabilmek, takımımın galibiyetinde rol alabilmek. Ama dediğim gibi önemli olan tabii ki de takımımın kazanması. Kesinlikle benim gol atmam değil. Ama bireysel olarak hedefimi soracak olursanız ben yine atabildiğim kadar çok sayıda gol atmak istiyorum. Takımıma faydalı olmak istiyorum. Daha önceki röportajından hatırlıyorum. Sanıyorum Hakan Şükür'ü ider olarak kendini alıyordun. Çok Evet. beğendiğim bir forvet Evet, oyuncusuydu. evet. Burada tarihi ismini kazımış olan bir isim. Evet. Şimdi artık biraz da yükseldi bundan sonra. Evet ya yani şey Hakan abi her şekilde tabii ki de örnek alıyorum. Hem futbol kariyeriyle hem kişiliğiyle hem karakteriyle. Ayrıca onun oynadığı takımda onun oynadığı mevkiye geldim. O yüzden ayrı bir mutluyum, ayrı bir gururluyum. İnşallah onun yakaladığı başarıları yakalayamayabilirim ama onun yolundan gittiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi çok mutluyum yani. Peki son olarak senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Galatasaray taraftarına söylemek istediklerin ya da başka şekilde eklemek istediklerin olabilir. Ben tekrar transferimde çünkü çok zor bir transfer oldu. Çok sıkıntılı bir dönem oldu. Hem kendim hem ailem hem beni isteyenler olsun. Dediğim gibi transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İlk önce kendimi ondan sonra bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ama yüzünde hakikaten mutlu bir ifade var, heyecanlı bir ifade var. Evet. Oldukça mutlu ve heyecanlısın. Tabii Bunu tabii. fazlasıyla görebiliyoruz. Tabii ki de çok mutluyum. Şu andaki duygularım kesinlikle tarif edilmez yani. Çok mutluyum. Şimdi dün forma lansmanı vardı. Tabii forma lansmanında seni de görmek isterdik ama nasip bir gün Evet, sonrasınaymış. olsun. Ama biz şunu söyleyelim. Yayınımızdan sonra Burak Yılmaz'a parçalı formayı giydireceğiz. Daha sonra aktüel görüntülerle birlikte bunu gün içerisindeki bültenlerimizde, programlarımızda sık sık izleyeceksiniz. Parçalı formanın da çok ciddi şekilde yakışacağını Çok teşekkür ederim. düşünüyoruz. İnşallah. Burak Yılmaz'a bütün formalara yakışacaktır. Bir kez daha hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Başarılar Çok diliyoruz. mersi. Sağ Umarız olun. Galatasaray'la birlikte güzel başarılar yakalarsın. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Burak Yılmaz'la birlikteydik. Galatasaray'ın yeni transferi, yeni sezonda biz de ümit ediyoruz ki Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok alanda Galatasaray'da başarılar yakalayacaktır kendisi. Bir kez daha hayırlı olsun, tebrik ederim diyelim ve yayınımızı noktalıyoruz. Bir sonraki özel yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.